dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bütün dünyayı etkileyecek bir karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak ilan etmesi konusunda kararını açıkladı ve Büyükelçiliğini İsrail'in Kudüs kentinde yapılması konusunda talimat verdi. Bilindiği gibi İsrail çok eskiden Kudüs'ü başkent olarak ilan etmişti. Ancak hiçbir ülke tarafından kabul edilmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir zamanda, Orta Doğu'nun kan ve gözyaşına boğulduğu bir zamanda Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini açıklaması, elçiliğini buraya koyacağını, taşıyacağını ifade etmesi çok vahim bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bugün burada Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörü ve senatosu olarak ilgili senatörlerimizle birlikte bu vahim kararı kınamak için bir araya geldik. Çünkü Kudüs'ün başkenti olarak kabul edilmesi alelade bir karar değildir. Bu karar bütün dünyayı, Orta Doğu'yu, İslam alemini ve Türkiye'yi derinden etkileyecek çok önemli bir karardır. Her şeyden önce manen bizim kıblelerimizin ilki olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer, bir yerin başkent olarak kabul edilmesi ve dünyaya tanıtılması bütün Müslümanları ve bizi derinden üzmüştür. Bunun asla kabul edilmesi mümkün değildir. Esasen Haçlı seferlerinden beri takip edilen bir amaç bugün için gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda bu sonucu engel olan, bu sonuca yaklaşmaya engel olan Osmanlı Devleti yıkılmış, İkinci Dünya Savaşı'nda ise İsrail Devleti kurulmuştur. İsrail Devleti sanal bir devlettir. Birleşmiş Milletler kararıyla kurulmuştur. Ve o zamandan beri kökleri olan terörist yaklaşımlara mümkün olduğu kadar yaklaşma eğilimi göstermiştir. Çünkü kaos ortamlarında toplumlar kendi asıl kişiliklerine dönerler. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de hukuku araçsallaştırmak yoluyla ve gittikçe haydut devlet yaklaşımını benimsemeye çalışmakla temellerine dönme eğilimi göstermektedir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir ve bundan sonra da öyle kalacaktır. Buranın bir ülkenin tamamıyla kontrolü altında, egemenliği altında bırakılması söz konusu olmayacaktır. Buna başta Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok önemli Müslüman ülkeler ve diğer ülkeler karşı çıkmaktadır. Bugün Fransa Başkanı Macron'un, Çin'in ve Rusya'nın yaptığı açıklamalar çok önemlidir. İran çok sert bir açıklama yapmıştır. Çünkü başkent olma kararının, başkent olarak tanıma kararının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bundan sonra bu terörist ve haydutlaşma eğiliminde olan iki ülke bütün dünyayı bir karar vermeye zorlayacaktır. Başkent olarak kabul etme veya etmeme. Bu durum dünyayı tamamıyla ikiye ayıracak nitelikte bir karar olarak ortaya çıkmaktadır. Zira dünyanın önümüzdeki 100 yıl için dengelerinin belirlenmesi çalışmaları başlamıştır. 1945 yılında Yalta Konferansı'nda belirlenen dengeler bozulmuştur. Çin ve Hindistan büyük bir nüfus ve ekonomi olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye bir bölge gücü olarak ortaya çıkmıştır. Artık eskisi gibi tek kutuplu dünya ile dünyayı yönetmek pek mümkün olmayacaktır. İşte Çin'in, Hindistan'ın, Türkiye'nin ve İran'ın belki diğer ülkelerin daha tam gelişmelerini tamamlamadan acilen bir tercihe zorlanması, bu yüzyıllık planın unsurları haline getirilmesi bu iki devletin tercihleri arasındadır. Bu nedenle zorlamaktadırlar sistemi. Bu nedenle olmayacak kararlar verebilmekte, haydutlaşmakta ve teröristleştirmektedirler kendilerini. Çünkü vakitleri yoktur, zaman kaybetmek istememektedirler. Bu nedenle dün Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü başkent olarak kabul etmiştir. Bunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü ve Senatosu olarak lanetliyoruz. Kararın bütün dünyaya yeniden bir ayrımcılık getireceğini, gözyaşı getireceğini buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu kararın akabinde bölge ülkelerinde direnişler olacaktır. Bakın bugün Filistin'de intifada ilan edildi. Bunlar haince, hunharca katledilecektir, sürülecektir. Bu gelişmelerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Aynı şekilde Avrupa Birliği ülkelerinden veya diğer ülkelerden bu karara destek olanlar ve olmayanlar ayrımı yapılacak. Destek olmayanlar ve olanlar arasında ciddi bir çatışma meydana gelecektir. Bu da insanlık için istenen bir durum değildir. Özlenen bir durum değildir. İşte bu bütün süreçleri dikkate aldığımızda biz Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Senatosu olarak bu vahim kararı lanetliyoruz, telin ediyoruz, kınıyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu karar insanlığın hayrına olmayacaktır, bölgenin hayrına olmayacaktır. Artık bu bölge halkının ve insanlığın kendi hak ettiği şekilde yaşaması, bu kararı alan ülkelerin vatandaşları gibi yaşaması ve insanlık onuruna uygun olarak yaşaması hakları bulunmaktadır. Bu nedenlerle bu vahim, yanlış ve ihanet dolu kararı kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Teşekkür ederim.